Önder Algedik, 4 Temmuz 2022, Gazete Duvar. Asgari ücretli elektrik alabilecek mi? Asgari ücret %30 artırıldı. Bu ülkenin mal ve hizmet üretimini yapan, çarkları döndüren işçi sınıfının en büyük ücret kesimine sadece %30 artış geldi. Bu artışla asgari ücretli için elektrik tüketmek bile hayal. Abartı gelmesin bu size. Patronlar elektrikte uçan kuşu bahane edip zam alırken, fiyatları böylece katlarken işçilere sadece %30 daha fazla verecekler. Zaten bu makas o kadar açıldı ki, hesabını yapalım mı? 1 Ocak 2022'de asgari ücret %50 artarken, peş peşe gelen elektrik zamlarıyla asgari ücretli elektrik alamaz hale geldi. Düşünün %50 artış almış bir asgari ücretlinin birinci kademe elektrik faturası %58, ikinci kademe ise %137 arttı. Aradaki fark yüzünden elektrik alamaz oldu. Asgari ücretli bakkala gitti, bakkalın birinci kademe elektrik faturası bu 6 ayda %111 arttığı için bakkalın yansıtmak durumunda kaldığı maliyeti ödeyemeyince alışverişi azaltmak zorunda kaldı markete gitti. Orada 6 ay elektriğe gelen ikinci kademe %181 artışı fiyatlara yansıyınca alışverişi de yapamadı. Zaten satın aldığı ürünlerin elektrik fiyatları artmıştı. Tarımsal sulama %102, sanayi ise %237 zamlandı. Genel aydınlatmayı da dolaylı ödüyordu zaten. Ama ondaki %315'lik artış yüzünden sokağa bile çıkmak bir dertti. Şimdi asgari ücrete yeni gelen %30'la mesken birinci kademeye yetişti sanki. Peki %111 ticarethane ve diğerlerine yetişti mi? Hayır. Asgari ücretli 1 Ocak'ta %50 ve şimdi gelen %30 zamla onun ihtiyacını üreten sanayinin elektrik artışını, onu satan ticarethanenin artışını, onu üreten çiftçinin elektrik fiyat artışını karşılamıyor. 1 Aralık'la 1 Temmuz arasında toplam zammın %95 olduğunu söyleyen olacaktır. Bu doğru ama eksik bir bilgi. Çünkü asgari ücretli aldığı zamdan fazla zam mı elektriğe daha ilk günden ödedi. İkincisi de yılın ikinci yarısında zam gelmese bile bu artış bir tek birinci kademe meskeni karşılıyor. Dolayısıyla çalıştığı halde açlık sınırında yaşayan asgari ücretli daha yoksul. Ama bir de sepetine bakalım. O sepet de fena elektrik faturası sepetini duydunuz mu? Bu ülkede bir çalışan sadece kendi faturasını ödemez. Neokapitalizmle geçmediğimiz köprünün bile faturasını ödüyorsunuz. Ama burada acayip bir durum var. Bu ülkede herkesin bir enerji sepeti var ve içinde belli miktarlarda kendi mesken faturası, aldığı ürünün içinde yer alan tarım, sanayi ve ticarethane faturasıyla genel aydınlatmadan oluşan bir sepet var. Bunu siz bilmiyorsunuz, ama ödüyorsunuz. İşte bu sepet 1 Aralık'ta 5 TL 3 kuruşa doluyordu. Şimdi birinci kademelerle 13 lira 9 kuruşa, ikinci kademelerle 14 lira 66 kuruşa doluyor. Birinci kademe sepette artış %156, ikinci kademe sepette artış ise %187. Peki bu 6 ayda asgari ücret toplam ne kadar artış almış oldu? %95. Bu ne demek? 100 birimlik maaşı 195 birim olurken 100 birimlik elektrik faturası 256 birim olmuş. Aradaki 61 birim yoksullaşma, yoksunlaşma olarak karşımıza çıkmış. İkinci kademede durum daha vahim. Bu matematik böyle sürer gider ama burada bağlayalım ve bunun özetini aşağıdaki tablodan görelim. Belediyeler verimlilik evi kursa. Sayılar sadece sayı değildir. O sayıların arkasında bir dram vardır yoksulluk günlük temel ihtiyaçları kısmen ya da tamamen karşılayamama durumu ve enerji de artık bu listede yer alıyor. Bu uçurum toplumun varlıklarını üreten işçi sınıfının bel kemiğinin aşırı yoksullaşması demek. Bu ülkede denetim de olmadığına göre asgari ücretin altında maaş alan yüz binler içinse durum daha feci. Daha önce yoksullaşma için yazdığımız yazıda ücretsiz ulaşımı, aş evlerini yerel yönetimlere tavsiye etmiştik. Şimdi buna verimlilik programlarını da eklemek gerekecek. Çünkü bu zamla insanların elektrikleri kesilecek ve enerji fiyatlarıyla ücrete yapılan zammın arasındaki fark kadar enerjiyi verimli kullanacak çözümlere ihtiyacımız var. Bunun için aş evleri gibi enerji verimliliği evleri kurabilirler. Nasıl bir şey mi? Biraz hayal kurun ve söylediklerimizle sınırlı düşünmeyin öncelikle. Yapılacak şey toplumda enerji yoğun işlerin beraber yapılabileceği işlik gibi yerler. Birbirimizi görüp dayanışmayı örgütleyebileceğimiz, yardımlaşabileceğimiz yerler düşünün. Aynı işi evde ayrı ayrı yapmak yerine beraber yapalım mesela. Böylece verimlilik çözümleri bu evlerden çıksın, insanların evlerine aksın. Dedik ya Önce hayal kurmak gerekiyor. Zoru olası hale getirecek enerjiyi içimizden dışa vurmak gerekiyor. Asgari ücret son gelen %30 artışla 6 ayda %95 artmış oldu. Ama bir asgari ücretlinin elektrik faturası, sepetindeki kalemlerin maliyeti %156 ila %187 arttı. Aradaki fark yoksullaşmaya gitti. Elektriğe zam gelirse bu fark daha da açılacak. Ama sorun bu da değil. Sorun her nemden zam sonucu çıkartan enerji şirketlerine teslim ettiğimiz bir enerji altyapısı. Diğer bir sorunsa enerji patronlarını dinleyen siyasetin asgari ücretliği yok sayması. Asıl sorun da belki bu. Enerji patronlarını tek varlık olarak gören, üreteni yok sayan o sırça köşk siyaseti. Tabi bir de kamulaştırma kampanyası yapamayan bizlerin de günahı yok değil hani. Önder Algedik.